Ankara'dan Karınca Sanatı'na ve Arif abiye selamlar. İyi seyirler. Karınca Sanatı hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Arif. Bugün sizlerle birlikte canlı yemlerin bittiği için ve mor yakuruna ihtiyacım olduğu için bir kargo açacağız sizlerle birlikte. Ankara canlı yemden canlı yemlerimiz geldi. Ne var bu paketin içinde? Gelin birlikte bakalım. Öncelikle ben şuradan paketi yarıyorum. yama olduğu için bekletmek istemedim. Şöyle karton kutuya ulaşalım. Bu sabah elime geldi. Ben de sizlerle birlikte açmak istedim. Bunu kenara alıyorum. Ve içinde ne var? Onları göstereceğim şimdi size. Bizim zaten vazgeçemediğimiz tartaralarımız vardı. Tartara biraz aldım. Ee, ve mor yokurdu istedim biraz da. Moria kurdu lazımdı. Moria kurdu da aldım. Ve asıl bu e, kargonun ana şeyi ne denir? Karakteri Madagaskar tıstayan hamam böcekleri. Görüyorsunuz neredeyse 5 cm boyunda büyük bir hamam böceği türü bu. E, bunları ben kendim aldım. E, i̇kisine kendim parasını ödeyip aldım. Bunu da Eren abi e, hediye etti bize tanıtmam için, göstermem için. Görüyorsunuz gayet büyük boyutlarda bir Hamam böceği hem evcil hayvan olarak besleyebiliyorsunuz, isteyene, hem de aynı şekilde canlı yem olarak da besleyebiliyorsunuz. Bunlar da güzel canlı yemler ve böcekler diyelim. Bunu kenara alıyorum. Hatta şunu da alalım. Ve tartaralarımızı ben diyorum paketleyelim. Yani şeye koyalım, yaşam alanlarını alalım. Şöyle Yine bir sürü cimbız var görüyorsunuz Antalya çekirgeden. Ha bu videoyu niye çekiyorsun diye sorabilirsiniz abi. Canlıyam karga uçalımına ilk videon ya. Niye bir daha çekiyorsun diyebilirsiniz. Bana çok şey sorusu geliyor. Abi An Ankara canlıyam güvenilir mi? Abi işte Antalya çek çekirge güvenilir mi? Antalya çekirgeden alışveriş yaptığım için evet güvenilir diyorum. Çünkü biliyorum işte gidip o e ne denir ona iş yerlerinden bile alışveriş yapmışlığım var bildiğiniz onların yanından işte selam ya abi'den elinden daha doğrusu şey almıştım var hamam böceği almıştım var ancak Ankara canlıyan bana uzak olduğu için hiç almamıştım ancak arkadaşlar tavsiye ettiğim kişiler vardı çünkü bayağı köklü bir firma kendisi bayağı bu işin başından beri olan bir firma yani canlı yem, e, üreticiliğinin başından beri olan bir firma. Önerdiğim kişiler de vardı biraz daha doğu taraflarında, biraz daha kuzey taraflarında, Karadeniz taraflarında oturan arkadaşlarımız Çünkü Ankara merkez. Antalya biraz uzak kalıyordu onlara. Ama artık bu videoyla sizlere e, bunu da göstermiş olacağım. Yani sağlıklı bir şekilde elimize ulaştırabildiklerini, işçiliklerini, işlerinin iyi yaptıklarını gösterebilmek adına da bu videoyu çekiyorum kısaca. Şöyle tartaralarımızın olduğu kabı temizledim. E, İçini... Deki kartonları çıkardım, alttaki yataklığı temizledim daha doğrusu ve bütün her şeyi boşaltıp bununla bir yıkadım bu kabı da. Yeni gelen tartaralarımızı içine aktaralım. İçindeki yataklığı da kullanalım. Zayi olmasın. Bayağı bitmişti. Hiç tartaram kalmamıştı. Yani bizde işte kolonler vesaire beslememiz gereken canlılar var. Onları da bir şekilde beslememiz lazım. Tartaralar iyi oldu. 50 tane aldım yaklaşık. Herhalde bir yaz ortasına doğru bir 50 tane de alabilirim bu gidişte. Koloniler manyak yiyor arkadaşlar bu arada. Çok iyi gelişler. Bu videonun ilerleyen kısımlarında da kolonilerimizi sizlerle birlikte besleyeceğiz ve diğer e, gösterebileceğim hayvanları. Şöyle size şeyi de göstereyim. Tartaralar e, kapsüllerini patlattı ve yavru tartaralar elde ettik. Şöyle zoom atsam görebilirsiniz. Bunlar da bizim kendi tartaralarımızın kapsüllerinden çıkan yavrularımız. Biraz zoom sıkıntısı yaşıyorum ama görüyorsunuz bence. Çok ufaklar henüz. Onları da işte kabaktır vesaire beslemeye başladım ufak ufak kusumdan çıkalım. Ve Moryo kurtlarını galiba paketten çıkaracağım. Moryo kurtlarının kapları hazır değil. Ben bir ortalığı toplayayım. Ardından kolonleri beslediğimiz aşamada görüşelim sizlerle. Bunları da kendi kaplarını alayım. Madagaskar hamam böceklerini bu arada canlı yem olarak kullanmayacağım. Sizlere bunu nasıl pet olarak besleyebileceğinizi anlatma adına istedim Eren abiden. Sağ olsun kırmadı gönderdi bize de yetişkin boylarında. Normalde bu kadar büyük değil hatırlayın. Antalya çekirdeği kargosundan yavru hallerini açmıştık paketini. Mori kurtlarını da kaba alayım. Bu ortalığı bir de toplayayım. Kolonileri buralara, buraya dizeyim. Ve besleme bölümüyle sizlerin karşısına tekrardan gelelim. Şimdilik görüşmek üzere. Ortalığı topladım arkadaşlar. Tekrardan sizlerleyiz. Ee, Madagaskar tıstayan hamam böceklerine şöyle bir teraryum hazırladım size bahsettiğim gibi pet olarak nasıl besleyeceğinizi zaten anlattığım videoda daha detaylı inceleyeceğiz ama onları da besleyelim dedim. Madem besleme videosu yapıyoruz, bütün hayvanlara, isopotları, işte morya kurtlarını vesaire hepsini ufak ufak sizlere besleyeyim diye düşündüm. Buraya gördüğünüz gibi kolonilerin hepsini getirdim. Burada hazırladığım morya kurdu ve un kurtları var. Şurada da Madagaskar tıslayan hamam böceklerimiz için ve morya kurtlarımız için kabakları dilimledim, hazırladım. Gelin öncelikle mor yokurtlarını ve e, şeyleri yapalım. Madagaskar tıslayan hamam böceklerini besleyelim. Zaten çok basit bir şekilde besleyebiliyoruz. Hemen şöyle e, internetten araştırdım. İnce kıyılmış kabak dilimleri koyabilir. Daha doğrusu bütün koyacağınız şeyleri ne denir onun ismine? Sebzeleri ince kıyarsanız daha iyi besleneceğini yazmışlar. Şöyle ince kıyılmış bir iki parça. Hatta bu bile yeterli. Şunun yarısını da alayım şöyle ince kıyılmış kabak parçaları koyuyorum. Görüyorsunuz hemen oraya doğru gittiler ve yemeye başladılar. Bu arada cinsiyet ayrımı vesairesi işte nasıl bir teraryum hazırlanması gerektiğine dair bütün bilgileri bakım rehberinde sizlere anlatacağım. O yüzden hızlı geçiyorum. Besleyip besleyip kenara alacağım. Ardından e, genel olarak hepsini göstereceğim zaten yakın planda. Bunu kenara alalım. Kapatıyorum. Onlar hem ışıktan da etkilenmesinler, yemeye devam etsinler kenarda. Şimdi kurtları zaten un kurtlarıyla aynı, sadece büyük boyuttalar Biliyorsunuz, birçoğunuz şöyle moria kurtlarında da görün. O zaman çok gösterememişim bir önceki partta. Gayet büyük, 5 santim boyutunda neredeyse e, kurtlar bunlar. Şöyle aynı e, un kurtlarını yaptığımız gibi moria kurtlarına da dilimlenmiş halde sebzeler verebiliyoruz. Kabak tercih ettim. Kabağı da iyi şeklerdir. Çok e, sulu bir sebze de değil kabak. O yüzden gayet iyi bir şekilde beslenebileceklerdir. Bu şekilde koyuyorum, bir gün bekleteceğim. Ardından alacağım sebzeleri. Şimdi farklı bir şey göstereceğim size. Normalde demiştim, kurutulmuş un kurdu ve karides verebilirsiniz demiştim isopotlara. Fakat bir iki denemedir un kurtlarını da vermeye başladım taze haliyle. Şöyle açayım. Cımbızım nerede? Cımbızım burada şu şekilde dilimlenmiş halde un kurtlarını ve mor kurtlarına hazırladım. Şunun üstüne koyarsam inşallah devirmem ama şöyle bir dengeleyeyim şurada. Tamamdır. Ağaç kabuklarının üstüne dilimlemiş olduğum un kurtlarından 3-4 parça koyuyorum. Neden bunu yapıyorsun abi işte might vesaire riski yok mu dersiniz? Şöyle bir şey var. Normalde isopotlar arkadaşlar yılan derisi veriyorlar. Neden? Daha böyle onları sevdiği için. Bu arkadaş, bu arkadaşlar biraz ayrıştırıcı özellikli olduğu için ölü hayvanları da ayrıştırıyorlar haliyle ya da derilerini de ayrıştırıyorlar. O yüzden bir iki deneme yaptım. Unkurtlarını büyük bir zevkle yediklerini fark ettim. Şöyle ortaya aldım. Bu şekilde takviyeler yapabilirsiniz. Denemeler yapabilirsiniz. Onlara hatta bir parça da kabak bırakabiliriz. Şöyle yiyeceklerdir yine. Gördüğünüz gibi bunu da kenara alalım. Burada takılsınlar. Diğer isopotlarımız da, Orange Morph'taki isopotlarımız da getiriyorum hemen. Onlara da yine bir un kurdu takviyesi yapacağım biraz. Onlar çok protein ağırlıklı beslenmiyor ama yine denemeler yaptım. Ve un kurdu yediklerini fark ettim. Yine ortaya alıyorum. Şu şekilde. Bir iki parça. Çok değil. Yine buraya da un kurdu bırakıyorum yine bir parça da kabak bırakıyorum şöyle. Ağaç kabuklarının üstüne dayarsanız daha az küf ihtimali var. Bunu da böyle kapattım. Size detaylarını göstereceğim. En son hani böyle müzik eşliğinde detay videoları çekiyorum ya. O tarz gösteririm. Yine yakından da bakmak isterseniz şöyle göstereyim. Sopatlarımız bayağı yavruladı. Işıklı görebilir misiniz? Bakın şunların hepsi yavru mesela. Çok güzel gelişiyorlar. Şimdi gelelim asıl bizim mevzumuz olan ee, siz söyleyin kolonileri. Evet. Lepisovata kolonimizle başlayalım. Morya kurdu vereceğim. Morya kurdu takviyesi yapacağım. Un kurdu vermiştim. içinde var. Onu alalım. Şöyle kenara attım. Onu temizlerim ben. Bir parça. Bunlara yetecektir. Ortalama 30 ila 40 kişisi oldu. Bayağı arttı Lepisovata. Yakından göstereceğim hepsini dediğim gibi. Şöyle bir Messor kolonimiz var. No bir kolonimiz. Ona da şöyle bir parça Moria kurdu bırakıyorum. Onlar iyi cevabına bakacaktır. Hemen gördüğünüz gibi saldırmaya başladılar. Bunu da kenara alalım. Ve burada Fedule kolonimiz var. Fedulelere ne kadar çok protein verirseniz o kadar gelişen bir tür. Çok vermemeye çalışıyorum ama gönlüm del de vermiyor. Çok güzel gelişiyorlar. Şöyle bir parça bırakacağım. Küçük türler olduğu için kaçmalarını istemiyorum. Şöyle Onları da besledim. Yine yakından göstereceğim dediğim gibi detay çekimleri yapacağım. Video sonunda onları da izleyen unutmayın. Massort Proje 2 kolonimize de şöyle bir parça Moria kurdu bırakıyorum. En son elimi alacağım. Hepsini detay göstereceğim. Çok tekrarladım ama bazen şey olabiliyor. Kaçırabiliyorsunuz söylediklerimi. Şöyle bunu da ileri alalım ve Massort Proje 1 kolonimiz burada. Onu da açıp şöyle içine morukurtlarını bırakıyorum. Hop hop hop. Zaten işçi sayımız yavaş yavaş gelişiyor. Arkadaş kaçma. Şu şekilde dizelim. Size yakından göstereyim bütün kolonilerimizi. Elime alacağım telefonu. Ve hemen şöyle elim alayım sizi. Proje 1 kolonimizden başlayalım. Proje 1 kolonimiz gayet iyi gelişiyor arkadaşlar. Görüyorsunuz işçi sayımız epeyce arttı. Gayet güzel gelişiyorlar. Zaten hemen işçiler de un kurdu, daha doğrusu mor kurtlarını keşfedip yemeye başlayacaklardır. Şöyle proje 2 kolonimi sizi şöyle koyayım. Açayım şeyini görmenizi istiyorum. Çünkü bayağı iyi gelişiyor. Proje 2 kolonimizde. görüyorsunuz. Gayet iyi durumda proje. İki kolonimiz, Fedile kolonimiz var burada. O da gayet iyi gelişiyor. Yine muhtemelen yumuldular. Şöyle üstten gösterebilecek miyim? Öyle alabildiğim kadar. Yine detay çekimleri yapacağım zaten. Lepisota kolonimiz geldiğinde 10 tane 20 tane işçisi vardı. Baya bir e, yumurta elde ettik. Ve no bir kolonimiz o da gayet iyi gelişiyor. Beslenme konusunda hiç sıkıntı yaşamıyorum. No bir kolonisinde gayet iyi gelişiyor. Şöyle şey toparlayalım. Kadrajı. <laughs> ufak ufak olacak yani bizden de. Ben yine detay çekimlerini yaparım. Beslenmemiz bu şekildeydi. Dediğim gibi isopotlara da ara ara denemeler yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada baya bir şeyimiz vardı, on kurduğumuz, almış götürmüşler, muhtemelen yemeye başlamışlardır. Yine aynı şekilde ee, Madagaskar tıslayan hamam böceklerimizde de size bakım rehberini düşünüyorum. Erken isterseniz biraz daha öne çekebilirim bakım rehberini. Belki beslemek isteyen arkadaşlarımız vardır, güzel canlılar, tıslıyorlar. He, onu da göstereyim size nasıl tısladıklarını dinletmek istiyordum. Şöyle bir örnek göstereyim. Bakın şimdi. Ben de biraz şey yapıyorum yani tırsıyorum ama... Dur. Heh, duydunuz galiba. Bayağı böyle... ...bir zararı yok... ...hayvana da bize de ancak... ...böyle kendini koruma mekanizması olarak tıslama özellikleri var. Hissing Cockroach diye geçiyor zaten hiç tıslama demek. Yani neyse işte İngilizce seviyesi. <laughs> bu şekilde güzel bir canlı bunlar da. Bunların da bakım rehberini yapacağım. Türkiye şartlarında bakabileceğimiz yasal türlerden biri de bu. Bence beslemesi zevkli. Büyük böcekler. Zararsız, çok aktif yani böyle hızlı hareket etmeyen böcekler. Hem de gayet e, tatmin edici boyuttalar dediğim gibi. Bunların da bakım rehberi gelecek. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Sizlere karıncalarla ilgili, böceklerle ilgili, hayvanlarla ilgili faydalı bilgiler sunmaya devam edeceğim elimden geldiğince. Tekrardan izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.